Bu eğitimde içerik oluşturma sitesi olan Vengeage'den bahsedeceğiz. Vengeage, eğlenceli, interaktif, birçok içeriği hazırlayıp kullanabileceğiniz çevrimiçi bir sitedir. Web tarayıcınızın adres çubuğuna vengeage.com yazarak, burada 2 n ile vengeage.com yazarak ulaşabilirsiniz. Buradan sign up for free diyerek adınızı, soyadınızı, mail adresinizi, şifrenizi yazarak üyelik oluşturabilirsiniz ya da Google veya Facebook hesabınızla da bir üyelik oluşturabilirsiniz. Şimdi ana sayfanın üst menüsünde kullanabileceğimiz içeriklerle ilgili bilgiler bulunmaktadır. Buradan product diyerek içeriğindeki tüm başlıkları görebilirsiniz. Solution kısmında ise ihtiyacınıza göre kategorilenmiş içerikleri keşfedebilirsiniz. Sağlık, finans, satış, IT ve mühendislik, insan kaynakları gibi birçok kategorilenmiş içeriği burada bulabilirsiniz. Templates bölümünde ise başlıkları bölünmüş halde tüm içerikleri görebilirsiniz. See all templates diyerek de tüm temaları burada bulabilirsiniz. Learn kısmında ise Vengeage kullanımı ve infografik temelleri ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz. Help Center'dan daha önceden sorulmuş olan sorulara bakabilirsiniz ya da kendiniz ekstra takıldığınız yerde soru sorabilirsiniz. Burada webinarlar, bloglar, kurslar da mevcuttur. Pricing bölümünde ise bireysel, profesyonel, iş, birçok üyelik çeşidi mevcut. Biz rastgele bir tanesine tıklıyoruz şimdi. Bireysel üyeliklerde 16 dolar. Profesyonel üyeliklerde ise 46 dolarlık bir ödeme ekranı karşımıza. Farklı üyelik çeşitleri de mevcut. Burada ihtiyacınıza yönelik üyelik çeşitlerini seçebilirsiniz. Burada her üyeliğin sahip olduğu hakları görüntülemektesiniz. Şimdi login olarak kullanmaya başlıyoruz. Vengeage giriş yapınca bizi böyle bir ekran karşılamaktadır. Buradan templates diyerek Recommend bölümünde tavsiye edilen temaları önümüze çıkartıyor. Burada beğendiğiniz bir temaya favorileri ekleyebilirsiniz. Feature bölümünde ise öne çıkan tasarımlara göz atabilirsiniz. Burada mevcut. Layout bölümünde ise boş bir tasarımı düzenleyebilirsiniz ya da yine buradaki farklı içerikleri görebilirsiniz. Bunları da favorilere ekliyorum. Burada daha önceden favorilere eklemiş olduğum tasarımlar görüntülenmektedir. See all templates diyerek tüm tasarımlara göz atabilirsiniz. Sol tarafta kategorilenmiş bir şekilde bulunan temalara bakabilirsiniz. Bu da infografin içinde birçok tema bulunmaktadır. Bunun yanında diyagramlar oluşturabilirsiniz. SWOT analizi için içeriklere bakabilirsiniz. Ağaçlanmış bir şekilde yapılan tasarımları bulabilirsiniz. İnsan kaynakları için oluşturulmuş içeriklere bakabilirsiniz. Yol haritası keza aynı şekilde. Eğitim alanında kullanabileceğiniz içerikler. Posterler yapabilirsiniz. Özel günlerle ilgili tasarımlar yapabilirsiniz. Postkartlar yine oluşturabilirsiniz. Sosyal medya içeriklerini de buradan düzenleyip paylaşabilirsiniz. Facebook, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Twitter, Snapchat hepsi için içerik mevcuttur. E-kitap için basit düzeyde e-kitap tasarımları düzenleyebilirsiniz. Bannerlar yapabilirsiniz. E-mail, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn ve YouTube için de kendinize bannerlar tasarlayabilirsiniz. Biz şimdi Presentation bölümünden bir tane içerik seçip şuradan görüntülüyoruz önce. Bu içeriğin üzerinde düzenleme yapacağız. Create diyerek başlıyoruz. Sayfamız çok büyük olduğu için burada yeniden ölçeklendiriyorum. 60 benim için yeterli şimdilik. Buradan text diyerek kendim hazır olan metinlerden birini kullanabilirim. Buradan bir tanesini seçiyorum. Çok küçükmüş. Buradan font tipini ayarlıyorum. Yazının boyutunu arttırıyorum. Kalınlaştırıyorum. Altını çizip italikleştirebilirim. Rengini değiştirebilirim. Burada sola yaslayabilir, ortalayabilir, sağa yaslayabilirim. Link verebilirim.
Rengini de değiştirebilirim. Background rengini de yine aynı şekilde değiştirebilirim. Kullanmayacağım içeriği şu an buradan siliyorum. Şimdi daha önceden kopyalayacağım bir içeriği buraya yapıştırıyorum. Çok büyük geldiği için tekrardan seçip boyutlandırıyorum. Buradan da yazının fontunu tekrardan ayarlayabilirsiniz. Yazının boyutunu ayarlayabilirsiniz. Altını çizebilirsiniz. Yazının rengini değiştirebilirsiniz. Yazıyı sola yaslayabilir, sağa yaslayabilir. Her iki tarafa veya ortalayabilirsiniz. Satır aralığındaki boşluğu düzenleyebilirsiniz. Madde işareti koyabilirsiniz. Numaralandırıp. Burada da madde işaretini verebilirsiniz. Yine aynı şekilde buradan da link verebilirsiniz. Bunu aşağıya doğru çekiyorum. Bu içeriği kullanmayacağım için bunu da siliyorum. Şunu da tekrardan düzenleyelim. Şu kısımda döndürebilirsiniz. Bu aynı şekilde yazı için de geçerli. Yaptığınız işlemi geri almak için buraya basabilirsiniz. Ekrana çift tıklayarak panodaki bir resmi buradan yükleyebilirsiniz. Veya içeriğindeki hazır resimleri buradan seçip kendi projenize kullanabilirsiniz. Buna ek olarak da ikonları da buradan seçip direkt sayfanızda kullanabilirsiniz. Şöyle 3 tane ekliyorum. Şimdi geri alıyorum hepsini. Aynı zamanda buradan da kendiniz ikonları ekleyebilirsiniz. Burada hazır olan ikonlar mevcut. Veya aklınıza İkon başlığı ile ilgili ya da bir belirli kelime öbeğinde ikon arıyorsanız onu yazıp ona yönelik içerikleri de bulabilirsiniz. Şuradan seçiyorum hemen. Bunun da rengini değiştiriyorum. Tekrardan boyutlandırabilirim buradan. Buradan bunu kopyalayıp kullanabilirsiniz. Silmek için yine delete tuşuna basarak veya buradan delete diyerek silebilirsiniz. Buna da link verebilirsiniz. Favorileri ekleyip daha sonradan da ihtiyacınız doğrultusunda kullanabilirsiniz bu içeriği. Bunu da şimdilik siliyorum. Chats bölümünden farklı grafik seçeneklerini kullanabilirsiniz. Burada basit tablolar ekleyebilirsiniz. Sütun şeklinde grafikler ekleyebilirsiniz. Yatay barlar ekleyebilirsiniz. Rastgele bir tane seçiyorum şimdi. Burada değerleri girdikten sonra grafiğinizde otomatik olarak düzenlenecektir. Burada grafiğinizin görüntülenme şeklini de seçebilirsiniz. Böyle ihtiyacınıza yönelik. Setting diyerek buradan grafiğinize başlık ekleyebilirsiniz. Diğer ayarlamaları da keza aynı şekilde yapabilirsiniz. Hazır olan verilerinizi de import diyerek buradan alabilirsiniz. Kaydet, S tuşuna basarak kaydedip işleminize devam edebilirsiniz. Ben şimdilik bunu kullanmayacağım için siliyorum. Maps bölümünde mevcut olan haritaları bulabilirsiniz. Birçok premium olduğu için free olanlardan bir tanesini şimdilik kullanacağım. Şunu da küçültüyorum. Buna çift tıklayarak haritada şehirleri numaralandırabilirsiniz. Burada eyaletleri. Aynı şekilde CSV veya XLS formatındaki yani Excel formatındaki verilerinizi direkt buraya yükleyebilirsiniz. Bunun da ekstra başlık ekleyebilirsiniz. Altında renklendirme yapabilirsiniz. İsimlerini buraya gelecek şekilde açabilirsiniz. Buradan renklerini tekrardan düzenleyebilirsiniz. Bunu da kaydetmiyorum. Şimdilik kapatıyorum. Background kısmında ise sayfanızdaki arka plan rengini düzenleyebilirsiniz. Burada hazır olan renkler mevcut. Farklı renk tonunu da seçebilirsiniz. Şuradan yine görüldüğü üzere farklı şeyleri deneyimliyorum sizin için. Pattern'larda birçok içerik mevcut. Dikkat ederseniz burada dokuyu kendi veriyor. Hazır pattern'lardan bir tanesini kullanabilirsiniz. Image upload diyerek resminizi buraya yükleyebilirsiniz. Ya da ekrana çift tıklayarak burada panoda kopyalanmış olan resmi kullanabilirsiniz. İçeriğindeki
Mevcut resimleri aynı şekilde kullanabilirsiniz. İkonlarda da yine tekrardan bakabilirsiniz. Buradan anahtar kelimenize göre resimleri arayıp ilerleyebilirsiniz. Şimdi ikinci sayfaya geçiyorum. Buradan başlığımı değiştiriyorum. Hatta şunu da altı çizili yapalım. Boyutunu tekrardan düzenliyorum. Bunu kullanmayacağım için siliyorum. Daha önceden kopyalamış olduğum bir metni buraya yapıştırıyorum. Şöyle biraz daha açacağım. Her iki tarafa yaslayıp bunu da sola yapıştırıyorum. İnteraktif bölümünden ise sayfanıza YouTube linkleri ekleyebilirsiniz. Buradan tıklayıp ya da anketler oluşturabilirsiniz. Şunu da siliyorum şimdi. Buradan da giriş formları oluşturabilirsiniz. Sağ üst köşeden sunumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Sunumunuzu başkalarıyla paylaşabilirsiniz, yayınlayabilirsiniz. Şey diyerek Pinterest, Facebook, Twitter, LinkedIn gibi sosyal medya mecralarında yayınlayabilirsiniz. Buradan indirebilirsiniz. PNG formatında veya PDF formatında da indirebilirsiniz. Şimdi buradan My Account bölümüne geçiyoruz. My Account bölümünde mail adresinizi değiştirebilirsiniz. Kullanıcı adınızı değiştirebilirsiniz. Şifrenizi değiştirebilirsiniz. Üyelik tipinizi güncelleyebilirsiniz. Üyeliğinizi buradan Delete Account diyerek mail adresinizi yazarak silebilirsiniz. Bu eğitimde anlatacaklarımız şimdilik bu kadar.